Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Alperen Öztürk. Bugün sizlerle beraber Rampage'in Viper modelini inceleyeceğiz. Bu oyuncu kulaklığını diğer modellerden ayıran önemli bir özellik var. Bu kulaklık titreşimli. Şimdi merak ediyor olabilirsiniz. İlerleyen dakikalarda bu titreşim özelliğinin nasıl çalıştığını sizlere anlatacağım. Cihazın ilk olarak tasarım detaylarını incelediğimizde diğer oyuncu kulaklıklarına benzer bir yapının karşımıza çıktığını görmekteyiz. Bu modeli diğer modellerden ayıran en önemli özellik ise mikrofon yapısının kulak pedinin çevresindeki çemberle beraber hareket ediyor olması. Tabii ki bu kullanıcıdan kullanıcıya değişen bir özellik. Kimisi harici mikrofon kullanmak ister, kimisi buna benzer tasarımları daha çok sever. Fakat kullanım açısından herhangi bir zorluk yaşatmayan bir mikrofon tasarımına sahip olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda cihazda bulunan dahili mikrofonun ucunda bir de kırmızı led bulunuyor. Bu ledin rengi hiçbir zaman değişmiyor arkadaşlar. Cihazımıza ait bir yazılım da var fakat bu yazılımla da herhangi bir değişme söz konusu değil. Sadece cihazın üstünde bulunan kumanda sayesinde mikrofonu açıp kapatmak mümkün hale geliyor. Mikrofonu kapattığınız takdirde ucundaki led sönüyor. Aynı zamanda cihazın sağ ve sol kulağında bulunan Rampage logosu da yine tek renk, yalnızca kırmızı renkte çalışıyor. Şimdi gelelim Rampage Viper modelinin teknik özelliklerine. Rampage Viper modeli 40 mm'lik sürücülerle bizleri karşılıyor. Ayrıca bu model PlayStation 4'te uyumlu, bilgisayarda da tak çalıştır bir şekilde kolaylıkla kullanılabiliyor. Rampage Viper modelimizde 2 metrelik örgü kablo bulunuyor. Bu kablonun 2 metre olmasının kullanımı bir hayli kolaylaştırdığını söyleyebiliriz. Aynı zamanda Rampage Viper modelinde gürültü engelleyici mikrofon bulunuyor. İçerisinde bulunan özel yazılım sayesinde siz gürültülü ortamda dahi konuşsanız herhangi bir sıkıntı olmadan sesinizi karşı tarafa net bir şekilde iletebiliyorsunuz. Cihazı diğer rakiplerinden ayıran en temel özelliğinin titreşim özelliği olduğunu söylemiştik. Peki bu titreşim özelliği nasıl çalışıyor? Cihazda bulunan özel titreşim modülleri sayesinde cihaz bas sesleri öne çıktığı zaman titriyor. Yani siz bir savaş oyunu oynuyorsunuzdur veya bir müzik dinliyorsunuzdur. Savaş oyunlarında ateş edildiğinde veya dinlediğiniz müzikte baslar vurduğunda kulaklıklar titriyor. Aynı zamanda bu kulaklıklarda bulunan titreşim modülleri ayrı ayrı. Yani şöyle ki, eğer ki dinlediğiniz müzikte sağ taraftan bas vuruyorsa yalnızca sağ kulağınız titriyor. Bu herhangi bir oynadığınız oyun içinde geçerli. Eğer sağınızda biri ateş ederse ve siz oyun hissiyatını maksimuma çıkarmak için bu titreşim özelliğini açtıysanız sadece sağ kulağınız titriyecek. Bu özellik oyun hissiyatında maksimuma ulaşmak adına mükemmel bir özellik olmuş. Şimdi gelelim Rampage Viper modelinin kablosu üzerinde bulunan kumandaya. Kumandada ilk önce Rampage logosunun ön plana çıktığını görmekteyiz. Bu logonun etrafında bulunan çarkı çevirdiğimizde kulaklığın sesini rahatlıkla kısıp açabiliyoruz. Aynı zamanda kulaklığın üstünde iki tane tuş bulunuyor. Bu tuşlardan bir tanesi az önce de bahsettiğimiz gibi Rampage Viper modelinde bulunan titreşim özelliğini açıp kapatmaya yararken onun yanında bulunan tuş ise mikrofonu kapatıp açmaya yarıyor. Gördüğünüz gibi mikrofon tuşuna bastığımızda ucundaki kırmızı led bir kapalı bir açık oluyor. Kapalı olduğunda anlayacaksınız ki mikrofonunuz kapalı. Bunun dışında kumandamızda herhangi bir tuş bulunmuyor. Mikrofon, titreşim ve ses özelliği olmak üzere 3 özelliği bu kumanda üzerinden kontrol edebiliyorsunuz. Bu detayın da kullanıcılar açısından işlevli olduğunu söyleyebiliriz. Rampage Viper modelinin yazılımına geldiğimizde ise bu yazılıma erişmek için iki farklı yöntem bizleri karşılıyor. Bir, kutusundan çıkan CD ile, ki CD writer'la herhangi bir bilgisayar artık kalmadı diyorsanız veya internette indirmek daha kolay diyorsanız bunu kenara atabilirsiniz. İnternet sitesi üzerinden bu yazılımı indirebiliriz. Şimdi yazılıma geçelim. Yazılıma baktığımızda ilk olarak speakers'ta ses düzeyi kontrolünü ayarlayabileceğimiz, equalizer'a bakabileceğimiz veya 7.1 özelliğini açıp kapatabileceğimiz menüler bizleri karşılayabiliyor. 7.1 Virtual Speaker Shifter özelliğini burada açtığımız zaman sağımızdan, solumuzdan, önümüzden, arkamızdan sanal 7.1 özelliğini rahatlıkla kişiselleştirebiliyorsunuz. Örneğin ben burada mesela bunu buradan çevir yapıyorum, döndür yapıyorum. Gördüğünüz gibi kişiye özel olarak bütün buradaki ayarları yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda mikrofonda da bazı ayarlar var. Mikrofon sesini açabiliyorsunuz. Buradan mikrofon boost özelliği var. Bu özelliği de aktifleştirdiğiniz zaman mikrofon sesiniz artıyor ve bununla beraber kalitesinde de önemli bir artış gözleniyor. Bununla beraber
beraber bir de sihirli ses özelliğimiz bulunuyor. Burada farklı efektlerle, bakın kadın efekti var, erkek efekti var, işte ördek sesi var, canavar sesi var. Bu sesler sayesinde farklı bir yazılım kullanmadan sadece Rampage'in yazılımıyla sesinizi de değiştirebiliyorsunuz. Şimdi mikrofonu güzel dedik, gürültüyü engelliyor dedik, herhangi bir sıkıntı yok dedik. İsterseniz bir de Rampage Viper modelinin mikrofonunu test edelim. Evet arkadaşlar, şu anda benim sesimi Rampage Viper modelinden duymaktasınız. Sizinle bu kulaklık üzerinden iletişime geçen birisi sizin sesinizi de bu şekilde duyacak. Şimdi gelelim kulaklığımızın kullanıcı deneyimine. Arkadaşlar ben bu modeli yaklaşık bir haftadır kullanıyorum. Bir haftadır farklı oyunlar denedim, farklı modlu oyunlar denedim, müzik dinledim, gündelik yaşamda kullandım. Öncelikle şunu söyleyeyim, uzun süreli kullanımda bile kulak ağrıtmayan bir yapıya sahip. Bu pedlerin yumuşaklığı ve kafa ayarı kısmındaki süngeriyle uzun süreli kullanımda bile herhangi bir sıkıntı yaşatmıyor. Çünkü biliyorsunuz bazı modellerde bu kafa ayarının belirli zaman sonra laçkalaşması durumunda kulağa zarar verebiliyor, kafayı yorabiliyor. Ağırlık olarak da hafif bir kulaklık olduğu için uzun süreli kullanımda hem bu pedlerden dolayı hem de hafif yapısından dolayı herhangi bir rahatsızlık vermeden rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Bunun dışında ses kalitesine bakacak olursak 7.1 sanal surround özelliği sayesinde çevrenizdeki sesleri rahatlıkla algılayabiliyorsunuz. Aynı zamanda oyunlarda da kusursuz ses deneyimini yakalayabiliyorsunuz. Rampage Viper modelimizin fiyatına gelecek olursak farklı sitelere bağlı olarak 650-700 TL arası bir fiyat kalibresine sahip olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi benzer modellere baktığımız zaman genellikle evet rakiplerinden farkları var mı? Var. Titreşim özelliği olsun. Rakiplerinden bir tık daha üstün özellikler sağlayabiliyor. Fakat bu fiyat segmentinde benzer modellere kıyasını yaptığımız zaman farklı modellerde göz atmanızı önerebiliriz. Neden? Çünkü evet titreşim özelliği rakip markalardan ayıracak önemli bir özellik. Fakat malzeme kalitesi olsun veya daha uygun fiyata satılan modellerle arasındaki farklar olsun farklı modellerde göz atılabilir. Bir incelememizin daha sonuna geldik. Ürünle alakalı kafanıza takılan bir soru olursa yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi ve teknolojioku.com adresine de göz atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.